Ya Hakan? Bak. Oo Yalçın, ne haber? İyi, sen de ne var ne? Ne içiyorsun? Şüves. Vaaay, eski Şüves reklamlarını yapsana. He? Eski Şüves reklam var ama tamam. O ne lan? Eski. 80'lerde. Eski Şüves reklamları. Eski Şüves reklamları. Oğlum sen mutlaka dolu ha. Tamam ya, sen iyi olsun. Kanka şuradan açacağı versene. Açacağı bak ya. Açacağı bak. Şuna bak. Bu açacak değil mi şimdi? Hemen bak. Oha. Açma da bak. İçinde varmış. Kanka bir tane çöp poşeti olsana ya. Ya, şunu şimdi çöp poşeti yapalım. Ya, bakan, bana mümkünse normalde eski gibi hiç buyurma. İnsanla ben seçimi ben yaparım, biliyorsun değil mi? Ben şu an sen yönetmenim. Oğlum Yalçın, görmüyor musun abicim? Bu... Siz dola. Şey ver. Ne vereyim? Oba, ulan sıçrıyor bu. Sıçrıyor Hakan. O eğitimliydi aslında ama. Oo, yandım lan. Abi dostun öncelikle. Çok teşekkür ederim. Karnım Allah yok. Olmayanları da versin. Amin. Şu an bu ayıp bir şey yapıyor olabilir miyiz? Yok. Ben yemek falan böyle gibi. Ne yemek yiyoruz biz yemek gerekiyor. Biz de yemek yiyoruz yani. Biz de bir insan evladıyız. Ya ben sanki böyle hani insanlara ayıp oluyorum diye şey yapıyorum. Ya biz mesaj da vereceğiz arada bir. Sosyal mi? Evet, sosyal. Aa, tamam. O zaman şey yapabiliriz. Hocam. Bu arada. Evet. Ben şu köşede mi dursam acaba? Şöyle kenardan. Nasıl istersen. İsim neydi? Ben gözlüğümü taksam böyle gözlükle dolaşsam olur mu mutfakta? Çok öküzcü olur. Hadi bir, ya. Tabii canım. Onu çıkarabilir miyiz? Sen tak o zaman. Hayır abicim, senin güzel yüzü görünmüyor. Farklı lan. Canın sağ olsun. Eyvallah ya. Benim balım, senin balın, senin balın, benim balım. Senin mi? Evet. Şahsi. Bulundurma mı, taşıma mı? Taşıma. Taşıma. Ne oldu, bir durdun? Taşıma. Hmm. Bir durdun. Evet arkadaşlar. Bu da bardak. Evet. Lens gibi. Canon lensin. Lens gibi. Değil mi? Öyle değil mi? Evet, açıyorsun. Oğlum çok komik yalnız. Onu lens sandım lan. Dedim şey iş yaptım. Ufaklı ne işi var lan bunda? Ha dedim çok... Aa şaşırdım lan. Vallahi bir bilmiyordum, şaşırdım ha. İsim? Yalçın benim, senin mi? Ya Hakan ben. Nerelisiniz lan aslan? Ben Yalçın aslan Demirci köylüyüm. Ciddi misin? Yok ya, ne yapsın? Sen nereye taşındın? Burası neresi şu anda? Demirci köy, Zekire. Aslan nerelisin sen? Aslan Furya'dan geldim. Lan ya. Mesela... Erzin, Elazığ, Sivrice. Gölköy. Rahmetli babam Elazığ Sivrice Gölbaşı. Gölbaşı. Annem bildi. Evet. Rahmetli babam aynı zamanda Arnavut asıllıdır. Arnavut asıllı, evet evet. Babaanne bilden Üsküp'lüyüz. Ooo Üsküp'lükler lan. Sen hangi şarkıyı seviyorsun? Üsküp beni bacalı. Senin babanın sevdiği bir şarkı vardı. Deryalar, deryalar. Bir söylesen aslında onları. Söyle lan. Oğlum zaten moralim bozuk. Tamam bozuk olsun, o şarkıyı söylesene. Ama o bizim, benim de gençliğimi şarkısı var. 1970'lerde. O yıllar... Aman bre deryalar, Kanlıca deryalar, biz nişanlıyız. Deryalar, biz nişanlıyız. İkimiz de bir boydayız, biz deli kanlıyız. Bravo. Başka? Babamın ruhu şarkısına, mekanına. Aynen güzel. Çok iyi adamdır. Evet, geçenlerde bir videoda anlattım bu hikayeyi de. Şey, Rumeli Sarı'da oturuyorduk ya, yani oradaydık ya, ben sana gelmiştim sabah böyle. Stresli bir günümüz, babam beni çağırmıştı. Gel oğlum demişti, bak demişti, bu hayatta en önemli şey moral demişti. Her şeyi kaybet ama moralini kaybetme demişti. En büyük sermaye moral. Evet. Moralini yüksek tutmazsan abi, batarsın da, ölürsün de intihar edersin. Ulan her şartta moralini yüksek tutarsan... Ya herkes bu hayatın değişik bölümlerinde zorda kalabilir. Ama zeki olup moralini yüksek tutamazsa... daha çabuk yok olabilir. Önemli olan işte babanın dediği gibi moralini yüksek tutacağım. Bu da sosyal bir mesaj olabilir mi?
Bu çok aynen önemli. Öyle bir de sen söyle bile ben daha iyi söylüyorum. Yine rahmetli babamın lafı var. Diyor ki ayağını sıcak tut başını serin sonra düşünme derin derin. Yani bir şey ayakkabın iyi olsun diyor yani. Ayağını sıcak tut demek istiyor herhalde. Yani sıcak dediğim ayağını kolla. Öyle değil mi abicim? Evet. Ayağını kolla başını. Serin tut diyor yani. Yani diyor ki aslında mantıklı ol. Mantığını, soğuk kanını kaybetme olaylar karşısında. Sonra düşünme derin derin yani hani eğer panik olursan, hata yaparsan artık ondan sonra toplamak zor olur ama senin kanlı olursan diyor. Yani ayağını sıcak tutmak nedir? Kuca hastalıklar. Gel bakalım soğukta kış. Kışın ne oluyor anladın mı? Evet, doğru söylüyorsun. Anladım. Yani diyor ki moralli ol. Serin kanlı ol. Öyle işte. Başka? Böyle aklına gelen bir şey var mı? Et nasıl pişsin? İyi pişsin mi? İyi pişsin. Ben iyi pişsin şeyi getiririm. Et dedim pişmedi. Aklına geliyor mu başka? Onun içerisinde et var birazdan. Ne edeceğim? O zaman bununla ilgili bir sosyal mesajın var mı? Şöyle bir şey mi? Yok. Yemekten önce bir şey içmeyin. Gazi içecek içmeyin. Aslında sosyal mesaj bu. Yani kola ve bu tarz içecekler aslında çok yararlı değil. Evet. Onun yerine taze meyve suyu. Bu arada biz ben de bir şey söylemek istiyorum. Burası siz içmeyin mesajı. Yok şeyi söyleyecektim. Aklıma şey geldi ya. Hatırlıyorsun değil mi? Sigarayı bırakacaktım ben de. Bizim evde video çekmiştik. 4 ay önce falan. Ben o günden sonra sigara bir daha içmedim. Biliyorsun değil mi Hakan? Evet, helal olsun. Yani ben mesela sigarayı asla bırakacağım. Aklım ucundan bile geçmezdi. Ya yani mineden buldum. Yine rahmetli babamın şeyiydi. Mevlüt. Yedisiydi. Evet, yedisiydi. Size gelmiştik. Orada bir amca vardı. Bir yerine ameliyat olmuştu. İki yerine ameliyat olmuştu. Sigara yüzünü. Evet. Şiirler yazıyordu. O akşam ben şey dedim. Sigaram zaten bitmiş o akşam orada. Dedim ki bugün son olacak benim için bu sigara. Bir daha hiç içmeyeceğim dedim. O an zaten bıraktım. Evet. O gün bıraktım. Ona, o zaman da video çekmiştik. Celal çekmişti. Celal var mıydı videoyu? Yok. İnternette bir video şu anda. 4 ay oldu. Ben daha bir tane sigara içmedim. Ben de 8 ayda içmiyorum. Evet. İyi, çok iyi bence yani. Ben bir gün size bir gelirim. Kardeşim, Tarif de bıraktı biliyorsun değil mi? Tarif bıraktı mı? Bizi beraber mi bıraktı? O bizden biraz önce bıraktı. O da her gün gelip şey diyordu. Yalsın sigarayı bırak, yalsın sigarayı bırak diyordu. Ama aslında bıraktıran benim. Aslında bıraktıran sen ama öyle bastıra bastıra her sefer her yerde söylemedi sana birader ya. Niye biliyor musun? Ben de asıl senin bıraktığın... En çok ben niye gülmüştüm biliyor musun? Böyle herkes duymuş ya senin sigarayı bıraktığını. Evet. Ama herkes senin sigarayı benim bıraktığını düşünmüş. Evet. Gelip Yalçın şey diyormuş. Yalçın hayırlı olsun Hakan sigarayı bıraktırmış sana. Evet. Yalçın demiş ki ulan yeter Hakan bıraktırdı. Ben de katılıyorum yani soracak senin iraden de. Evet. Sırf bu yüzden sigarayı başlayıp tekrar bırakacağım tamam, kendi iradenle. Aslında düşündüm onu ben şey senin kuzen var ya. İsmini unuttum ya. Hangisi? Var ya bir tane kuzenim senin. Ya... Aytaç mı? Yok öteki. Tamer. Uzun boylu. Tamer mi? Öz kuzen değil arkadaşım ya. Kanon 7 gidip geliyor bir arkadaşım. Her bizim Meto. Ha Meto. O dedi ya, Hakan sana bıraktım şu sigarayı. Abi çıldırdım ya. Dedim şu sigarayı tutayım, yeniden başlayacağım. Yeniden bırakacağım. Neymiş? Sigarayı kendim bırakmış oluyorum. Çünkü İrade bende, sen bahane oldu yani o akşam. Parsayı ben topluyorum değil mi? Evet, hep yaptım. Vay helal olsun Hakan'a sigarayı bıraktırmış. Evet. Kanka peki bir şey söyleyeceğim. Hı. Benimle ilgili en unutamadığın anı ne Hakan'a? Ciddi, en unutamadığın anı ne abi? Allah, herhalde çok vardır ya. O kadar çok vardır ki mesela. Aklına gelen var mı? Yani, aklıma gelen... En ulan bu hayatım hoca unutmayacağım dediğim bir şey var mı? Benimle ilgili hayatım hoca unutmayacağım dediğim bir şey. Ya o mesela araba çalınmıştı ya. Ha o acıydı. Ha o acı çok kötüydü. Hemen onu hatırlatmasın sevinirim. onun dışında
Ya çok ilginç anılar yaşadık senden biz de. Çok ilginç yaşadık. Mesela bir tanesi şeydi. Bir gün maç vardı, milli maç vardı. Arabada bir arkadaşımızla biz geziyorduk. Sen geldin o trafiğin içinde. Hani bana kapı pencereden tık tık yaptın. Ha yaptın. Ben sevmedim ne arabayı kullanan kişiyi. Evet. Oralar gıcıktım. Arabayı Yalçın'ı gördüm ama yani Yalçın kendimi göstermek istiyorum. Evet. Bir yoma yolculuğuna bir tık alak biliyor musun? Bir cama vurdum Yalçın'ı gördüm. Ne yapıyorum? Ah merkezin orada tam ah merkezin önünde. Ama nasıl trafik vardı ya. Sesini çıkarmadım. Evet film gibi. Ben o heyecanımı kimseyle paylaşamadım çünkü paylaşsaydım onlar öğreneceklerdi. İçimde kaldı. Seni arabadan kovarlar bir de. Kovmazlardı da. Tepki gösterirlerdi. Onu da yapmazlardı belki. Ha öyle mi falan arayalım derlerdi. Gelsin derlerdi falan. Aynen sana kızgın bakışlar derdim. Evet. Yapmazdın da. Öyle sen şeyler yapmıyorsun. Öyle şeyim yok benim. Ben açık konuşayım. Ben lafta veririm ki yani. Senin benimle ilgili var mı? Oğlum sen de benim hayatımın en önemli dostumsun sen. Ben mesela şöyle yapıyormuşum. Duydunuz arkadaşlar. Ya geçen sefer şey çok komikti ya. Kanka. Neydi kızın ismi? Güzel pişmişti ya. İyi, çok pişmiş olsun kanka. İyi pişmiş olsun ya. Tamam ama iyi o ya. Şey diyeceğim kanka. Bu kızın bir tane de senin zayıf bir kız arkadaşın vardı ya. Arkadaşın vardı ya. Kankan. Kız kardeşin. Kim lan o? Kız kardeşin yazmıştın ya Facebook'ta. Kim var? Zayıf kız vardı ya. Semiha mı neydi? Sevgi. Sen sevgi. Sevgiyle biz sana geliyoruz Gebze'ye. Bir gün Fatih'te gün. Dendik. O gün. Ha babam Fatih. O gün. Ne oldu biliyor musun? Yolda şimdi ben Sevgi'yi tanıştırıyorum. Sevgi diyorum. İşte ben Hakan'ın çok eski arkadaşım 15 yıllık. Sevgi de Hakan'ın da işte arkadaşı sayılır. 2-3 yıllık falan. Nasıl bağırıyor. Olur mu? Olur mu? Biz Hakan'la 15 yıldan fazla arkadaşız. O benim kardeşim diyor.